İstediğin kapora. Yalnız ne yaptın, ne ettin? İstediğin fiyata sattın varsayı bana Hasan abi. Paranın değeri bu kadar oluyor. Zaten daha fazlasında gözüm yok. Hadi, hayrını görürsün inşallah. Amin. Hayırlı olsun da Ulvi abi. Paranın kalanını ne zaman alacağız? Malum, biz de iş peşindeyiz. Hah deyince bir anda bulunmuyor bu kadar para be aslanım. Bana bir hafta 10 gün müsaade edin. Bulup buluşturup getireceğim paranızı. Çok dedin abi. Sana bir hafta mühlet. Parayı denkleştirirsen tarla senin. Yoksa başka alıcılar var. Onlara satarız. Senin kaporo da... Yanar. Benimle görüşmek istemişsin Yusuf. Kusura bakma amca, biraz meşguldüm. Seni çağırdım buraya. Buyur. Bir şey içer misin amca? Sağ ol Yusuf, biraz önce içtim. Amca hiç uzatmadan lafa gireyim o zaman. Senin şu yengemden kalan tarla vardı. Var ya. Eğer iznin olursa o tarlada organik tarım işi yapmak istiyorum amca ben. Ben senin böyle bir niyetin olduğunu bilmiyordum Yusuf. Vallahi amca ben sana sormadan analiz yaptırdım. Tarlan temiz çıktı. Anlıyorum Yusuf. Ama ben o tarlayı Ulvi'ye sattım, kaporosunu bile aldım. Bitmiş pazarlığa karışılmaz ama benim o tarlaya ihtiyacım var. Ulvi abiyle konuşalım biz. Kaporasını iade edelim. Ben gerekirse onun verdiğinin iki katını vereyim sana. Vallahi sen bilirsin Yusuf. Bir sordurayım ben. Al bakalım. İstediğinin iki katı sana. Seçim kampanyanda tepe tepe kullanırsın artık. Başkanlık senin olacak. Belediye seçimlerini sen kazanacaksın oğlum. Nasıl oldu bu? Tarlayı Ulvi'ye satmaktan vazgeçtim. Yusuf daha fazla para teklif etti. Ne derler? Parayı veren düdüğü çalar değil mi? Ne yapacakmış Yusuf tarlayı? Organik tarıma çok uygunmuş. Hem senin işin halloldu hem onun. Şu dünyanın adaletini görüyor musun baba? Benim başkanlığım parası yine Yusuf'un cebinden çıktı. Vallahi helal olsun bana. Neyse, madem paramız var, işimize gücümüze bakalım değil mi? Hadi bana eyvallah.